السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شاء الله فاز داسا شاء محمد نادر حقان، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. الله عز وجل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الله عز وجل buyuruyor ki mülkü saltanatı istediğine verirsiniz. Verir Allah azze ve celle. İstediğini yüksek yükseltir. İstediğini alçaltır. Her şey Allah'ın elindedir. Allah'ın verdiği şeylere iyiyse şükredeceksin. İyi değilse, yani şey iyi değil de Allah insanların müstahak oldukları şeyi verir. Ona da sabredip hamd edeceksin. Çünkü Allah Azze ve Celle insanlara neye layıksa onu veriyor. İyi istemiyorlarsa Allah onlara göre istediklerine göre verir. Ondan sonra hem eziyet çekerler hem bir faydası olmaz onlara. Allah iyi bir insan verdiyse o da ona şükretmek lazım ki Allah Azze ve Celle bize lütfetti, bize ihsan etti. Mümin namazında, niyazında insan başımıza geldi diye şükretmek lazım. Bu 100 seneden beri Osmanlı'dan sonra Osmanlı'yı o kadar iyiliğine karşılık nankörlük yapıp onu yıkanlar hiçbir zaman rahat olmadı. Kötüden daha kötü, kötüden daha kötüye ne yapacağız? Sabredip hamd edeceğiz ki Allah bize tövbe istiğfar edip bizim atalarımız sultana, halifeye karşı gelip yapıp isyan edip de bu bela başımıza geldi. Bizi ya Rabbim affet. Bu belayı artık başımızdan kaldır diye yapacaksın. Çünkü onu söylemeyince daha beter oluyor. Bir şey yapacağım zannediyorsun, daha kötüsü oluyor. Allah'a şükür bizim gene ecdadımızın hizmetinde olan olayı Allah Azze ve Celle bize lütfedip gene İslam'ın, Müslümanların başı olarak duruyor. Çünkü halife daha Osmanlı'dadır. Onun sahibine vermedikten sonra gene emanet oradadır. Onun bereketiyle Allah'a şükür bütün Müslümanlara yardım ediyor. Onlara ümit oluyor. Ama bazı Müslüman olup da anlamayan çok insan var vaziyeti. Dediğimiz gibi olabilir, yani sen hoşuna gitmez yapılan, edilen, ama şükredeceksin, hamd edeceksin ki bu Allah bize lütfedip her şeyi serbest olmuş, her şeyi
idare ediyoruz. Az insanlar zor zor geçiniyor diyor ama zor zor geçinen diyen bile her gün sigarasını içer, cep telefonları var. Bu da yani en fakirin bile onsuz olamaz. Olmazı olmaz derler ya, en fakir bile onun sonra, ondan sonra da söylenip durur. İşte İslam adabı bırakmamışlar. Kafir öğrettik bu demokrasi denen sistem en akılsız insanın da onun taleplerini yerine getirecek diye bir kaide var. Herkes konuşur. Hiçbir şeyi beğenmezler. Hepsi birbirine görüp de budur doğru galiba diye el yapınca da Allah'ın verdiği bu şeye müstahak oluyorlar. Allah muhafaza etsin. Her şeyin bir vakti zamanı vardır. Allah'ın izniyle bu defa İslam'ın vaktidir. Artık başka şey olamaz Allah'ın izniyle. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanı olacak inşallah. Bu sıkıntıdan sonra ferah ondan olur. Başka şeyle olmaz. Her şeyi denedi. Komünisti denediler. Bilmem kapitalist bilmem demokrasi denen yalanı denediler. Her türlü şeyi denediler. Hiçbir şeyin bir faydası olmadığını gördüler. Gene de inatla şey yaparlar ama inatlarını Mehdi Aleyhisselam götürür Allah'ın izniyle. Allah tez zamanda göndersin. Zahir olsun inşallah. Allah Azze ve Celle in Kur'an hissein Bismillahirrahmanirrahim. Tutul mülke men teşâ ve tenzi'ul mülke men teşâ ve tu'izzu men teşâ ve zul men teşâ ve yedikel hayr enneke ala kulli şeyin kadir. Meaning Allah give power for who want to rule people and take power from people also from who was ruling people and make people to be high in society on around the human being to be high position and some people to be lowest, make them too low to be no value for them. All this in Allah will, Allah what he want, everything it is become like this. We are living in time, everything mixed like soup. So people, they thought they can do something to save themselves. They are looking for, they said, we must look for new president, for new government. We want early election. This is not good. We will find better. This is a ridiculous thing from people because Allah Azza wa Jalla, he gave what they deserve. If you are deserve good people, Allah, he must give you good people to rule you. If you are deserve bad people, also Allah will give. If he give you good people, you must be thankful. Şükran lillah. If not good, everything from Allah good, and this also good, to send not good people, to rule people, also good, because
people, they deserve this. People, they are not knowing, not thanking for people who are doing good thing for them. When people doing bad thing, they are happy, and they like them to rule them. But when they rule them, they will be very unhappy, very bad. But for Muslim, he must be patient, not doing anything against this, only to make alhamdulillah for everything, alhamdulillah ala kulli hal, meaning alhamdulillah for everything Allah gave us. This also we deserve, so He gave us. We are also accept this. We are not objecting for Allah's will. Because this time, people real, they are becoming very against every good thing. Every good thing from Allah Azza wa Jalla. Especially after Ottoman Empire, nobody from this more than 40 country become in, they divide for more than 40 country. Each one since more than 100 years they are suffering, and every time going worse and worse and worse. Why? Because they deserve. They are coming against Khalifa of Islam, Khalifa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the highest one in Islam world, who all everybody they must accept his what he said and listen to him, not coming to against him. And he was really giving everything for his nation, for human being even. But this shaitan people, they destroy whole this empire and make it small countries with such a bad ruler and everything. They make it special to be day by day worse and worse and worse. And it is also punishment for Allah Azza wa Jalla. So we must ask for forgiveness for us, our Lord, our grandfathers that time, maybe grandfather, they was coming against Khalifa, against meaning coming against Khalifa, meaning coming against Islam, because his rule, his Khalifa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coming against Khalifa, against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It was real very bad, and we must ask for forgiveness, and not coming against any ruler in country, even their worst oppressor or one. Also, we must be patient because we are deserve this. What happened? Everything. It is not coming without reason. There is reason for this. For this, we are not want to do anything against this. We are waiting for forgiveness from Allah and to send us His Khalifa, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. He is only can be survive for human being. Because they finish everything they finish from capitalist, communist,
Socialism, everything they try, they're coming worse and worse, and they are now they try the worst thing also. They try to make a human being to finish with bad, worse bad for human being, for human nature. And so there, it must be, this is end for them, inshallah. And beginning to be Islam, whole world, inshallah. We are waiting for this. We are not hopeless. We are happy for what Allah give us. What He want, it will be, inshallah. Allah keep us in His way and make people to come to this way, to not be in danger. وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقَ الْفَاتِحَةِ